Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yıl dönümünde aziz ve necip milletimizin Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde İstiklal Harbi'ni kazanarak Anadolu'daki varoluş mücadelemizi cumhuriyetle taçlandırdığımız ve cumhuriyetimizin ikinci asrına girdiği böyle özel ve gururlu bir günde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sevgili Aksaraylı hemşehrilerim, bulunduğumuz coğrafya Anadolu'muz insanlığın ve kadim medeniyetlerin beşiğidir. Herkesin göz diktiği bir yerde asırlarca kalabilmenin ağır bedellerini Türk toplumu olarak hep birlikte yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Onun için Anadolu ancak bu bedelleri ödemeyi göze alanların yurdudur. Yani biz Türklerin yurdudur. Kıtalara hükmeden Osmanlı Devleti güç kaybettiğinde İtilaf Devletleri birleşip muhteris emelleri için harekete geçmişlerdi. Amaçları biz Türkleri Anadolu'dan tamamen söküp atmaktı. Ordumuz ve donanmamız terhis edilmişti. Onlarınki kadar silah ve mühimmatlarımız yoktu. Bu yokluklar tabii ki onlara büyük cesaret veriyordu ve pervasızca bizlere saldırıyorlardı. Ancak hesaba katamadıkları bir şey vardı. Türk'ün cesareti, yüreği ve bağımsızlık aşkı. İşte Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bu değerleriyle önce Çanakkale'de, sonra İnönü, Sakarya'da ve Dumlupınar'da onlara gerekli cevabı vererek aziz milletimizin mahkus talihini tersine çevirdiler. Cumhuriyeti kuran şey Çanakkale'deki birlik ve beraberlik değerlerimizdi. İçimizdeki kuvayi milliye ruhuydu. Bu topraklara göz dikenler ya geldikleri gibi gittiler ya da denize döküldüler. Onun için Cumhuriyet'in ilanı sadece yeni bir rejimin ilanı değil, yeniden bir dirilişin adıdır. Cumhuriyet fazilettir. Cumhuriyet erdemdir, özgürlüktür. Anadolu'daki temel varlığımızdır. Cumhuriyet, kundaktaki bebeğini bırakıp cepheye mermi taşıyan Türk kadın kahramanlarıdır. Ne de hatunlardır. Cumhuriyet, ay yıldızlı ay bayrağımızın emperyalist dünyaya meydan okurcasına dalgalanmasının adıdır. Cumhuriyet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eseri, en kıymetli emanetidir. İşte Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilelebet payidar kalacaktır dediği Türkiye Cumhuriyeti bugün tam 101 yaşında ve 2. asrına girdi. Bu ülkenin yiğit, cesur ve kahraman evlatları tarihi yeniden şekillendiriyor. Artık üstüne oyun kurulan değil, tuzakları bozan ve oyun kuran güçlü bir Türkiye vardır. İstiklalden istikbale sloganı ile birlikte kararlılıkla Türkiye yüzyılına koşan kararlı bir Türkiye vardır. Büyük bir medeniyetin mirasçısı olan devletimiz kurulduğu günden bu yana hızla büyümüş, özellikle son yıllarda
kimsenin hayal bile edemeyeceği dev projeleri hayata geçirdi. Devlet millet işbirliği içinde dünyanın en büyük ekonomisine ve ordusuna sahip ülkeler arasında girmeyi başarmış bir Türkiye vardır. Milli teknoloji hamlesiyle kendi İHA ve SİHA'larımızı üretiyoruz. Savaş uçakları, tank ve helikopterlerimizi yapıyoruz. Yüzyıllık hayalimiz olan kendi otomobillerimizi yapıyoruz. Roketler yapıyoruz. Uzaya artık kendi uydumuzu fırlatabiliyoruz. Tüm bunları sadece ve sadece yurtta sulh, dünyada sulh, dünyada barışı kurma niyetiyle yapıyoruz. Ancak dün olduğu gibi bugün de bunlardan rahatsız olan dahili ve harici bedhalar ve hainler mutlaka olacaktır, olmaya da devam edecektir. Yine saldıracaklar ama biz o vatansever cesur mühendis kardeşimizin dediği gibi hainlere inat, daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye devam edeceğiz. Bu vesileyle TUSAŞ'taki terörü lanetliyoruz. Şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Değerli Aksaray'da hemşehrilerim, biliyoruz ki A yıldızlı bayrağımızın altında tek vücut ve tek millet olma vaktidir. Vakit, ecdattan teslim aldığımız bu kutsal mirası geleceğimizin teminatlı gençlere en iyi şekilde teslim edebilmek için gayret gösterme vaktidir. Değerli arkadaşlar, bizim vazifemiz milli bir şuurla Cumhuriyet'in tüm değerlerini çok kıymetli evlatlarımıza aktarmaktır. Bu kıymetli değerlerimizi çok değerli gençlerimize içselleştirmektir. Sevgili gençler, sizlere hitap etmek istiyorum. Evet, Cumhuriyet ilim ve ahlakın, adalet ve faziletin iktidarıdır. Ve sizlere emanet edilmiştir. Sizin vazifeniz ise bizden teslim alacağınız bayrağı kararlılıkla, yılmadan, üşenmeden, yorulmadan, kararlılıkla daha da ileriye taşımak olacaktır. Ancak ve ancak çok başararak bunu, çok çalışarak bunu başarabilirsiniz. Sizlere tüm kalbimizle inanıyoruz ve yürekten güveniyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyet'in banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Gazi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize bir kez daha minnettarlığımızı ifade etmek istiyorum. Cumhuriyetimizi daha da büyüteceğimize ve yücelteceğimize, onu insanlığın bir umut kaynağı olarak muhafaza edebileceğimize hep birlikte kararlılıkla söz veriyoruz. Şanımızda, şerefimizde, şehit ve gazilerimizde, ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde nice yüzyıllar, nice bin yıllar diliyorum. Devletimiz payidar, milletimiz bahtiyar olsun. Cumhuriyet bayrağımız kutlu olsun. Cumhuriyet geldi, umutla doldu. Emekle, alın teriyle kuruldu. Herkes içinde bir kahraman uyudu. Genç yaşlı çocuk hepsini bezdirmişti. Bir birlik coştu yurdun her yerinde. Düşmana korku salınmıştı bile. Savaştı Türk milleti, durmadı evinde. Bir baktılar, hainler yerin dibinde. Thank you.
açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yasa Fethemel Paşa yaşar. Başkanım buradayız efendim. Başkanım buradayız. Efendim başkanım. Yok abi. Komutanım. Sayın Vekilim, Güzel'im buradayız. Sayın Vekilim. Kardeşim buradayız. Kursun Paşa'm buradayız. Haberin detayı anadoluekspres.com.tr'de. Bizi takip edin, haberiniz olsun.